Yeni gösteri paketinde birçok hareketler ve farklı manevralar koyduk ve bu dünya literatüründe ses getirecek güzel bir paket olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle Kobra hareketi dünya havacılık tarihi için söylüyorum. Bu uçakların kimi uçaklarda vectoring nozzle diye bir sistem vardır. F-16'da da görmüş olduğunuz gibi arka taraftaki nozzle sabittir. Kobra hareketi aslında şöyle, uçağın belli bir EOE'de, belli bir uçuş süretinde geldikten sonra burun yukarı çekişle beraber EOE, angle of attack dediğimiz kısımda burun yukarı süretini minimum düşürebilecek şekilde bir sürete doğru düşürüp takiben burada tutunmayı sağlanmasıdır. Biz F-16'da Kobra hareketini yavaş uçuş öncesinde koyacak şekilde oraya yerleştirdik ve dünya üzerinde F-16'da en düşük irtifada, en düşük hızda Kobra hareketini yapan gösteri ekibi olarak da şu an bu yeni paketimizde sunduk. Umuyorum güzel etkileri olacaktır. Ters geçiş hareketimiz, ters tono hareketimiz mevcuttu. Buna ters tırmanışı ekledik. Negatif G ile olacak şekilde negatif eksi 3 G ile tırmanış hareketini ekledik. Ekstradan iniş takımları aşağıda tono hareketini ekledik. Türk milletinin gücünü, kudretini gösteriyorsunuz, sergiliyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin yeteneklerini, kabiliyetlerini, Türk pilotunun kabiliyetlerini sergiliyorsunuz. Uçuş sonu bakımlarımız genelde bir 2 saat sürmektedir. Süre olarak her ihsas kendi alanıyla ilgili bakımları icra etmektedir. Solotürk ailesine yeni katıldım. Yaklaşık 2 ay oldu. Türkiye'nin dört bir tarafında ilk başta söyleşilerle başladık. Geçen 23, 24, 25 Nisan'da Çanakkale'deydik. İlk gösterimiz, uçuşumuz, yeni paketimizin ilk gösteri uçuşu oradaydı. Benim orada amacım yukarıdaki pilotumuzun yaptığı hareketleri güzel bir şekilde halka anlatmak ve o coşkuyu halkımıza hissettirmek, vermek.